Hoş geldiniz efendim. Tanrılar sizi korusun. Yuzarsif acaba bana itaat edebilecek mi? Hayır efendim. Bu konuda size itaat etmeye yanaşmıyor. Ona boyun eğdirmek hiç zor bir iş değil. Ama siz beceremiyorsunuz. Ben bu İbrani köleyi uslanması için zincire vurun, aç ve susuz bırakın diye zindana attırdım, öyle değil mi? Ama siz ona hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama yüce efendim, kaçmaya kalkışana zincir vurulur. Yuzarsif'in böyle bir niyeti yok ki. Boğazına düşkün, doymak bilmez kimseyi aç bırakırlar. Yuzarsif azıcık yemeğini bile arkadaşlarıyla paylaşır. Suç işleyen mahkumlar kırbaçlanır ama Yuzarsif suçlu değil ki. Demek ki doğruymuş. Yuzarsif hepinizi kendine bağlamış. Doğrusunu söylemek gerekirse evet hanımefendi. Ben hanımefendi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olmasını anlıyorum. Sevilmeyecek biri değil ki o. Karim Mama'dan onunla konuşmasını istedim. Onu Yuzarsif'e götürün. Muhafız, Yuzarsif'i görüşme odasına getirin. Bizi yalnız bırakın. Yine ne oldu Karim ama? Hanımefendi Züleyha hala o olmayacak hayallerin peşinden mi koşuyor? Yeniden yemek yemeye ve uyumaya başladı ama... sizi unutması pek mümkün görünmüyor. Ona acıyorum Karim ama... nefsini bu kadar çok uyuyacağına, keşke aklına uysaydı. Aşıkta akıl olmaz. Züleyha aşık değil. Hevesi aşkla karıştırmayın. Aşk kutsaldır ve kirli gönüllerde yuva yapmaz. Hanımefendi Züleyha'yı hafif meşrep bir kadın gibi göremezsin. Tanrılara and olsun, eğer o izin verseydi ben işkencelerle seni yola getirirdim. Ama dua et ki buna yanaşmıyor, anladın mı? O da iyi bilir ki Yuzarsif teslim olmaz. Bu yüzden sana sert davranma izni vermiyor. Ben Züleyha'yı seviyorum. Ve arzularına ulaşması için elimden geleni yapacağım. İster buna geçici heves de, ister aşk de. Ben serbest bırakılmanı istemiyorum ama... hanımefendi Züleyha istiyor. Ben sana özgür olmanın yolunu göstermek için Züleyha adına buraya geldim. Siz Züleyha'yı ne kadar seviyorsunuz? Canım kadar seviyorum. Bense yaradanımı canımdan çok seviyorum. Benim yegane amacım... eylemlerimle Züleyha'yı değil, onu hoşnut etmektir. Bak, sana söz veriyorum. Züleyha'ya boyun eğer ve istediğini yerine getirirsen, derhal serbest bırakılacaksın. Züleyha'ya söyle, Yuzarsif günah ve kirlenme karşılığında olacak bir özgürlüğü istemiyor. Ruhunu şeytana satmaktan vazgeçsin. İffetli olmak, eşine sadık kalmak size bir şey ifade etmiyor mu?
Züleyha'ya olan onca sevgime rağmen onun kötü bir kadın olduğunu itiraf etmeliyim. Potifar gibi kuvvetli bir erkeği varken senin gibi birinin peşinden nasıl koşuyor, buna hayret ediyorum gerçekten. Eğer Züleyha o biricik sevgiliyi tanısaydı, Yusuf gibi bir zavallıya gönül vermezdi. Rabbim, Züleyha'yı içine düştüğü bu karanlık zindandan kurtar ve kalbini iman nuruyla aydınlat. Çürüyünceye kadar bu zindanda kalsın. Ne zaman bir deve iğne deliğinden geçer, işte o zaman Yuzarsif de serbest kalır. Gidelim. Züleyha kendini kaybetmiş bir kumarbaz sanki. Ama belli etmiyor. Taş yürekli olduğunu ispatlamaya çalışıyor ama öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamber Yakub'a bakmıştım. Ne yapacaksınız onu? Mısır'da tutuklu olan bir gençten ona bir mesaj getirdim. Bir tutuklu gençten mi dediniz? Evet. Benimle gelin. Dış görünüşü, boyu posu, yaşı kaçtı? Uzun boyluydu. 30-32 yaşlarındaydı. Yüzü güzeldi, öyle değil mi? Adı da Yusuf'tu, öyle değil mi? Adını sordum ancak söyleyemeyeceğini ifade etti. Uzun saçları ve sakallarından güzelliği görünmüyordu. Benim Yusuf'umun güzelliği örtülerin ardından bile seçilir. Hayır. Hiçbir şey o güzelliği gizleyemez. Kenan'ın ulularını sordu. Sizi söyledim. Meyveyle dolu 12 dalı sordu. Birini kestiler dedim. Adını niçin söylemedi? Niçin söylemeyeceğini ifade etmiş. Benim Yusuf'um olsaydı söylerdi. Babası için de olsa söylerdi. O gençten bir mesaj getirdim demiştiniz. Evet. Evinden uzak, garip mahkumlar için dua etmenizi söyledi. Allah onu zindandan kurtarsın. Ne zaman dua etmek için ellerinizi Yüce Yaradan'a açarsanız, ana babalarından uzak evlatlar için de dua istedi. Bu benim Yusuf'um. Bu babasından uzak evlat benim Yusuf'um. Duyuyor musun Bünyamin? Bunlar babasından ayrı düştüğü için ağlayan kardeşinin sözleri. Lütfen sakin ol baba. Yusuf'un Mısır'da ne işi var? Üstelik zindanda. Ayrıca söylenenler Yusuf'u işaret etmiyor. Bu tutuklu ya benim Yusuf'umdur ya da Yusuf'un nerede olduğunu biliyor. Allah'ın halifesi ve kesilen dal hakkında da bir şeyler söyledi ancak o aklımda kalmadı. Rabbim, onu zindanın köşesinden sevgi dolu baba ocağına kavuştur. Babasının gönlünü onun yüzüyle aydınlat. Müsaadenizle ben artık kalkayım. Allah sizi korusun. Allah bu güzel haberiniz karşılığında size ödül versin. Umarım bu gözler
Yusuf'umu görmüştür. Umarım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Rabbim, o dua isteyen Mısırlı gencin dileğini yerine getir. Efendim, kralın habercisi size mesaj getirdi. Ekselansları Ankh-Mahu'ya selam. Mısır tanrısı Kral 3. Amonhotep, Mısır tapınaklarının büyük kahini Ankh-Mahu'yu kraliyet sarayında verilecek büyük şölene davet ettiler. Teşrifiniz bu toplantının görkemini arttıracaktır efendim. Kralın bu nazik davetleri için minnettarız. Şölene katılacağız. Gidebilirsin. İyi yolculuklar. Neden kabul ettiniz? Bu bir tuzak olabilir efendim. Başka çaremiz yok. Katılmamak Amonhotep'e baş kaldırmak ve savaş açmak anlamına gelir. Diğer taraftan, eğer Apophis Amonhotep'in canına kastetmişse azmettirici olarak bizler suçlanabiliriz. Gitmemek bu suçlamayı kabul etmek demektir. Bu ziyafet bir komploysa o zaman ne yapacağız? Padiyamon tehlike durumunda harekete geçmeleri için askerlerine hazır olmaları emrini verebilir. Bizler de şehrin ileri gelenlerini ziyafete çağıracağız ki Amonhotep onların yanında bize karşı harekete geçmesin. Tanrı Amon'un taraftarları o kadar fazla ki efendim. Kral büyük kahin Ankh-Mahu'ya karşı hiçbir hakarette bulunamazlar. Pekala. Gidin ve yarınki ziyafet için hazırlanın. Selam sana Huremhop. Selam size. Biz Apophis, Inerus ve Kahin Kimuni'yi almaya geldik. Emredersiniz efendim. Hemen hazırlarız. Tutuklu Inerus ve tutuklu Apophis gitmek için hazırlansınlar. Sakin ol. Sakin ol. Alın onları. Yargılanmak için Amonhotep'in huzuruna çıkarılacaksınız. Apophis. Apophis. İman ettiğin Allah'a tevekkül et. Onun iradesine razı ol. Bu dünyada kalırsan yine birbirimizi görürüz. Öbür tarafa gidersen biz de çok geçmeyecek sana katılacağız. Bugün üçüncü gün. Biliyorsun Yüzersif'in yorumları doğru çıktı. Kalk Apophis! Acele et! Tamam. Tamam. Seni Yaradan Rabbine kavuşacaksın.
Kahin Kimuni'yi hazırlayın. Dünyadan biri olarak ayrıldığın için mutlu olman gerek. Buradan sağ salim çıkarsam seni ziyarete geleceğim. Mimisabu gibi sana yemek ve yiyecek getirmemi ister misin? Bana değil, arkadaşlarıma getir. Inarus, dua et. Dua et de Allah bir an önce bizi de buradan çıkarsın. Bütün kalbimle dua edeceğim. Hey Apophis! Merak etme, Yüzersif'in kehanetleri çıkmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Kapıyı aç. Kain Kimuni, dışarı, buradan gidiyorsun. Nereye? Nereye? Bilmiyorum. Amonhotep'in subayları seni almaya gelmiş. Onu zincirle. Ben... Senin sayende iman ettim Yüzersif. Bu inancımı korumaya çalışacağım. Sen Amonhotep'in yanına gidiyorsun. Eski makam ve mevkiine kavuşacaksın. Amonhotep'i bir kez gördüm ve ondan iyi bir hatıram var. Efendinin yanında beni an. Yüzersif suçsuz. Boş yere onu zindanda tutuyorlar. Muhakkak. Muhakkak efendime senden yeter. Söz edeceğim. Bana hadi gidiyoruz. Dualarımız seninle. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah yardımcın olsun. Benim için dua edin. Dualarım sizinle. Sizin için dua edeceğiz. Güle güle dostum. Allah'a emanet olun. Güle güle, Allah yardımcın olsun. Üzülme. Kral Amonhotep seni mutlaka zindandan kurtaracak. Keşke bizim de yardım isteyecek bir kimsemiz olsaydı. Ne dedin? Amonhotep seni zindandan kurtaracak dedim. Onun buna gücü yeter. Ama ben Amonhotep'ten daha kudretlisini tanıyorum. Niçin ondan yardım istemedim? Kimuni Hazretleri siz misiniz? Apophis, Inarus, siz burada ne arıyorsunuz? Bize aptal numarası yapma. Biz ikimiz aylardır burada tutukluyuz. Ama kâhinler ve tapınak görevlilerinden hiç kimse bizi sormaya gelmedi. Niçin gelmeleri gerekiyordu ki? Tutuklanmanızın bizimle ne ilgisi var? Aşağılık herif. Biz sizin yüzünüzden tutuklandık. Ellerim bağlı olmasaydı suratını parçalardım. O zaman neden bizi ziyaret etmen gerektiğini anlardın. Aşağılık herif! Yüzlerini gizleyin. Tanınmamaları gerekiyor. Yürüyün. Yürüyün. Sallanmayın hadi.
Apophis. Apophis. Ne var? Şimdiye kadar konuştun mu? İşkencelere dayanamadım. Her şeyi anlattım. Eşin, çocukların ve bütün akrabalarının ortadan kaldırılacağını ne çabuk unuttun. Kırbaç ve işkence insana bunları düşünme fırsatı vermiyor. Olan oldu artık. Bu tehdidinizi de gerçekleştiremeyeceğinizi biliyorum. Henüz geç değil. İnkar et. Aksi takdirde tapınak sana bunun hesabını sorar. İtiraf etti. Hem de herkesin huzurunda. Yapacak hiçbir şey kalmadı. İtirafın işkence zoruyla olduğunu söyle. Can korkusuyla itiraf ettiğini söyle. Bu o kadar basit değil. Kabul etmezler. Başka çare yok. İnkar etmezsen yakınlarını, akrabalarını ölüme sürükleyeceksin. Kapatın çenenizi! Susun! Üzülme o kadar. Sen bir hata işlemedin ki. Allah burada hazır ve nazırdı. Ama ben İnarus'tan beni Amonhotep'in huzurunda anmasını istedim. Amonhotep'in senin suçsuz olduğunu bilmesi ve seni kurtarmasının ne sakıncası var ki? Ben başkalarından sadece Allah'tan yardım dilemelerini isterken kendim Amonhotep'ten yardım diliyorum. Bu büyük bir hata. Bu büyük hata. Bu gaflet. Sen sadece kralın senin durumundan ve suçsuzluğundan haberdar olmasını istedin. Hepsi bu kadar. Allah benim suçsuzluğumun gerçek tanığıyken başkasına ne gerek var? Rabbim senden af diliyorum. Tövbe ediyorum, hata ettim. Ben hata ettim. Hata ettim. Allah'tan başkasını avuç açarsanız pişman olursunuz. Allah varken başkasından yardım dileyenlerin vay haline. Vaat edilen günde Allah adaletle hükmederse insanların çoğu kaybedenlerden olur. O adaletiyle amellerimizi tartarsa hepimiz kaybedenlerden oluruz. Allah yarın mazlumların elinden tutarsa birçok emir esir olur.
Allah'a isyan edenler, ne yaptıklarının farkına varsalar, gözlerinden nice yaşlar boşalır. Beni bağışlayın. Uykunuzu böldüm. Allah'ın bize verdiği iman ve kulluğu bizden almaması için her zaman dua edin. Rabbim, Rabbim, beni doğru yola ilettikten sonra hiçbir zaman kalbimi karanlıklar içinde bırakma. Böyle dua edin. Temel tehlikelere karşı koymak için gerekli tedbirleri aldın mı? Evet efendim. Askerler ve köleleri silahlandırdım. Halk arasında da silahlı adamlarımız var efendim. Herhangi bir şey olursa hemen saldıracaklar. Kendimize hakim olalım. Boş yere öfkelenmeyelim. Silahlarınızı burada bırakmalısınız. Mısır Kralı 3. Amonhotep teşrif ediyorlar.
Kimleri görüyorum? Mısır tapınaklarının büyük kahini Ankh-Mahu Hazretleri. Bugünkü şölene hoş geldiniz. Mısır Tanrısı Efendimiz 3. Amon-Hutep'e selam. Sen Mısır'daki tanrıların en büyüğüsün. Ankh-Mahu Hazretleri bizim için söylediği bu unvanlara gerçekten de inanıyor mu acaba? Bizim şüphemiz yok. Bütün söylediklerimiz de samimiyiz. Bütün Mısır kralları Amon tapınakları nazarında yarı tanrı makamına sahiptirler. Ben siz tapınak büyüklerine soruyorum. Eğer bir kimse Ankh-Mahu'nun böylesine layıkıyla sıfatlandırdığı bu makama karşı bir komplo kurarsa cezası nedir? Öyle sanıyoruz ki bir takım kötü niyetli kişiler kralı tapınak kâhinlerine karşı olumsuz düşüncelere itmiş. Başka bir şey düşünemiyorum. Onun için kral hazretlerinden kendilerine karşı beslediğimiz derin sevgi ve saygıyı hiçbir gücün azaltmayacağından emin olmasını diliyoruz. Krala olan bağlılığımız her şeyin üstündedir. Bugün Mısır soylularının huzurunda gerçek kahramanları Ankh-Mahu Hazretleri, Padiyamon, Apophis ve Inarus olan bir oyun icra edilecektir. Evet Ankh-Mahu Hazretleri, bunları tanıyor musunuz? Evet, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bunlar Amon-Hutep'in içki ve yemeğinden sorumlu memurlar. Bu ikisinin tapınakla olan bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Yoksa onlardan her şeyi anlatmalarını mı isteyeyim? Tapınak onları sadece Amon'un izinden gidenler olarak bilir. Tapınağın onlarla başka bir ilişkisi yoktur. Evet Apophis. Tapınak ve Ankh-Mahu Hazretleri ile olan bağlantını inkar mı ediyorsun? Ben Potifar Hazretleri'nin hangi bağlantıyı kastettiğini bilmiyorum. Ankh-Mahu ile olan bağlantı. Üçüncü Amon-Hutep'e karşı gerçekleştirilen komployu kastediyorum. Benim Ankh-Mahu Hazretleri ile böyle bir bağlantım olmadı. Hayır, olmadı.
Ama sen zindandaki memurlara kralı zehirleme karşılığında Ankh-Mao'nun sana 1000 altın verdiğini itiraf ettin. Bu itirafa tanıklık eden birkaç kişi daha var. Asla inkar etmiyorum. Ama o itiraf can korkusu ve işkenceden kurtulmak içindir. Peki krala karşı giriştiğin suikast için ne diyeceksin? Niçin böyle bir şey yaptın? Bunun Ankh-Mao ve tapınak kahinleriyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün kral kurduğum sofrayı beğenmemişti. Çok kızmıştı. Bana bir şey yapmasından korktum. Bu yüzden ben de daha atik davranmaya karar verdim. Krala suikast düzenleyen kişinin cezasının ölüm olduğunu biliyorsun. Hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gerçek faillerin adını vermen daha iyi değil mi? Ekselansları Potifar, niçin ısrarla da olsa tapınak kahinlerini bu suça ortak etmeye çalışıyorsunuz? O herkesin huzurunda tapınakla olan bağlantısını inkar etti. Siz daha neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? O kadar da sevinmeyin, oyun daha bitmedi. Evet Kimoni, sen Zavira zindanına niçin gittin ve neden Apophis'i sordun? Apophis'ten hiçbir haber alamayan, ağlayan eşi ve çocukları yüzünden onlara iyi bir haber getireceğime dair söz verdim. Her yere başvurdum. Zavira zindanına gidince de memurlarınız tarafından tutuklandım. Ancak Apophis daha önce sizin aracılığınızla Ankh-Mao'nun huzuruna çıktığını ve orada kralı öldürmek için ikna edildiğini itiraf etmişti. İşkence altında alınmış bir itirafın hiçbir değeri yoktur. Senin Apophis ve Inarus'ta hiçbir bağlantın yok oğlum. Ve bize karşı gerçekleştirilen suikaste hiçbir rolün yok yani. Hayır ekselansları. Birbirimizle hiçbir bağlantımız yok. Ve sen Apophis, Kimuni ve Ankh-Mao ile hiçbir bağlantın yok öyle mi? Evet efendim. Benim Kimuni ve Ankh-Mao Hazretleri ile bağlantım yoktu. Ve bana suikast planını Inarus'la birlikte hazırladın. Hı? Hayır efendim, hayır. Benim bu olanlardan haberim yoktu. Doğru söylüyor. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Planı ben yaptım, ben. Ondan benimle işbirliği yapmasını istedim. Ama yapmadı. Ve size haber verdi. Kontrolümü kaybedip ölüm emrini vermeden yıkıl karşımdan. Bunların itirafı seni kurtardı. Bir kez daha komplo kuracak olursan Amon bile seni kurtaramaz. Çık dışarı. Bu tapınak hizmetkarlarına ihanettir. Bunlar dinden çıkmış. Amon'a ihanet ediyorlar. Bu ihanetleri cevapsız kalmayacak. Seni aptal. Canını Ankh-Mao ve kahinleri için feda ettin. Gerçeği söyleseydin şimdi kurtulmuştun. Ben canımı
aileme ve akrabalarıma feda ettim. İnarus serbesttir. Ancak Apophis başkalarına ibret olsun diye yarın asılacaktır. Sen Kimuni, gidebilirsin. Ancak bil ki çok yakında sizin bu suikastla olan bağlantınızı ortaya koyup hepinizi asarak öldüreceğim. Gidelim. Oyun bitti. Herkes dışarı. Dışarı! Oyun Amonhotep'in yenilgisi ve kahinlerinin zaferiyle sonuçlandı. Herkes dışarı. İnaros. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Nerede şarabım? Derhal sunuyorum efendim. Bu geceki skandalın sorumlusu sensin Potifar. Bizim tedbirli ve bilge vezirimiz gün gibi ortada olan bir suçu ispat edemedi. Her şeyin istediğimiz gibi olacağını söylemiştin Potifar. Mm-mm.